Değerli Osmaniyeliler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Osmaniye Radyo Televizyonu'nun ortaklaşa düzenledikleri program kapsamında Düşünce Akademisi programlarının dördüncüsündeyiz. Dördüncüsünde sizlerle birlikte olacağız. Ben Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Laman, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili olarak da Osmaniye'de üniversitemize hizmet vermekteyim. Bugün hem Osmaniye için hem ülkemiz için çok önemli bir konuda sizlerle bilgilerimizi paylaşacağız ve benle beraber bu konuda kendi konusunda uzman olan deprem ve güvenilir yapılar konusunda konunun uzmanı olan bir hocamızı Osmaniye'ye davet etmiş bulunuyoruz. Kendisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı'nda başkan olarak, profesör olarak eğitim öğretime katkısını vermekte ve araştırma yaparak da yüksek lisans doktora eğitimine ve ülkemizin en üst seviyede araştırma kurumu olan TÜBİTAK'ta da bu tecrübelerini, bilgilerini paylaşmak suretiyle üst seviyelerde, bilimsel projelerde görev alan çok değerli arkadaşım, benim de eskiden beri birlikte çalıştığım değerli arkadaşım Profesör Doktor Hasan Çetin'le birlikte bu konuyu sizlerle paylaşacağız. Ben bu girişten sonra Osmaniye'de özellikle bu iki kişinin, yani ben ve Sayın Hasan Çetin hocamızın neden bu konuyu konuşması gerektiğini sizlere açıklamak istiyorum. Ülkemizde yaşanan son depremler gerçekten bizleri üzdü. Her acı ilk yaşandığı an çok büyük bir acı olarak karşımıza çıktığında çok büyük bir insanlarda hayal kırıklığı, o anda psikolojik olarak travmalar ve hiç şüphe yok ki bu yaşanan sıkıntılar küçük çocuklarda, yaşlılarda çok daha sıkıntılı hale gelerek insanlarımızı huzursuz etmekte. Ama bunun ötesinde belki biz bilim adamlarına düşen, biz bilim adamlarının tam bu dönemlerde, bu insanların bu psikolojik sorunlu hale geldikleri dönemlerde bu travmaları atlatabilmeler için onlara doğru şeyler söylemek, onları doğru yönlendirmek vazifemizi çok iyi yerine getiremediğimizi düşündüğümden ben özellikle Osmaniye gerçeğinde, Osmaniye'nin deprem gerçeğinde gerçekten bu konuyu, Osmaniye'yi birlikte değerlendiren bu iki kişinin burada olması gerektiğini düşündüm. Sayın Rektörümüzün de bu konudaki katkılarıyla özellikle bu konunun burada, bugün, bugünlerde depremin hala etkilerinin devam ettiği, artçı sarsıntıların devam ettiği ülkemizin çok güzel güzide şehirlerinden Van'da yaşadığımız bu acının hala etkilerinin devam ettiği şu süreçte bunu sizlerle de paylaşmak ve deprem gerçeğinin sadece Van'la sınırlı olmadığı, ülkemizin hemen hemen yerleşim alanı olarak nüfusunun belki %90'a yakın nüfusunun yaşadığı bölgelerde tehlikenin olduğu, bu riskin olduğu bilinciyle biz Osmaniye'de ne yapmalıyız ve Türkiye'nin geneline buradan bakış açımız ne olmalıyı detaylı bir şekilde tartışacağız. Ben bu konuyu neden biz ikimiz daha fazla irdeliyoruz, neden daha fazla biliyoruz'u sizlerle şu şekilde paylaşayım. Mayıs 2000 yılında biz Hasan Bey Jeoloji Bölümü adına, ben İnşaat Mühendisliği adına yine aynı ekipte hidrojeoloji katkısını koymak üzere Şaziye Abacı hanımefendi, şu anda kendileri doçent ve şu an doktorasını tamamladı. Jeofizikçi doktorasını da tamamlamış olarak Mehmet Güzel Bey'in de katkılarıyla dört farklı disiplinin katkılarını alarak Osmaniye'yi biz Mayıs 2000'den başlayarak Mart 2001'e kadar yaklaşık neredeyse bir yıla yakın bir süre bil fiil bizler de işin başında olarak incelemiş kişileriz. Burada neyi inceledik? Osmaniye'nin deprem gerçeğini inceledik. Osmaniye'de fayların aktif olup olmadığını, özellikle değerli konumuz Profesör Doktor Hasan Çetin'in bu konuda uzman olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de bu konuda söz sahibi olabilecek, bu konuda yorum yapabilecek çok nadir bilim adamlarından olduğunu biliyoruz.
Ben tabii tam bu noktada kendisini de çok takdir ettiği Sayın Profesör Doktor Aykut Barkay'ı da anmadan geçemiyorum. Çünkü Hasan Hocam bu konuda da bana her zaman bunu ifade eder. Bizim Türkiye'de bu konu ilk başlatıldığı, ilk tartışmaya açıldığı dönemlerde bu konuda söz sahibi olacak belki en baştaki kişilerden birisidir diye hep ifade ederdi. Kendisi de konuyu, fay ile ilgili konuyu, özellikle yüksek lisans ve doktor eğitimini yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitimi sırasında detaylı bir şekilde öğrenip ülkemize yansıttı ve belki de en gerçekçi, en fazla zaman ayırarak, emeğini vererek sonuca gittiği çalışması da o döneme kadar Osmaniye oldu. Tabii Osmaniye'nin o dönem yerel idarecilerini de anmadan geçmemeliyiz. Çünkü Sayın Belediye Başkanımız o dönem Memili Kırık Kanat Bey'in ve şu anda mevcut belediye başkanımız olan Sayın Kadir Karabey'in birlikte başkan ve başkan yardımcısı olarak, özellikle Kadir Karabey'in, Sayın Başkanımızın aynı zamanda benim meslektaşım olur ve inşaat mühendisi olarak birlikte bu çalışmalarda inanın bizlerle her an, her gittiğimiz arazinin her noktasında bu çalışmalarda katkılarını hiçbir zaman unutamam. Ve bu 10 ay geçkin, 1 yıla yakın bu süreç içerisinde biz Osmaniye'nin sadece şehir merkezini değil, Osmaniye'nin şehir merkezinin dışında imara açılacak bütün bölgelerini de kapsayacak şekilde bir çalışma yaptık. Ve o çalışma belki o güne kadar ülkemizin birçok büyük ilinde de yapılmamıştı. İlçesinde de yapılmamıştı. Osmaniye bu yönüyle o günkü idarecilere de bu konuda müteşekkir olmalı diyorum. İşte bugün gündem deprem olunca o yaptığımız çalışmanın sonuçlarını sizlerle daha rahat, daha Osmaniye'nin şu anda inşallah bir daha da yaşamaz ama bir şekilde yaşamaz ama sıkıntı yaşamadan durumunu değerlendirme adına bu programın biz üniversitemiz adına sizlere, siz değerli Osmaniye halkımıza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ve ben bu konuyla ilgili detay çalışmaları birlikte Hasan Bey'le yaptık. Ondan da Osmaniye'yi de yaptığımız çalışmayla ilgili bir ön bilgiler alacağım ama şunu söyleyebilirim. 203 noktada Osmaniye'nin tamamını parselledik ve 203 noktada her yöntemi kullanarak bilimsel arenada kabul edilebilecek, gerek geoteknik açıdan, gerekse jeoloji mühendisliği açısından, gerek jeofizik, gerekse hidrojeoloji açısından yapılması gereken tüm çalışmaları birebir sondajlı, birebir jeofizik sondalı, birebir trençler içerisinde bizzat Hasan Bey'in ekibiyle kendisinin içerisine girerek 8-10 metrelik çukurlar içerisinde, hatta birçok kez de riske, hayatını riske atarak yaptığı bu çalışmaların sonunda tabii ki laboratuvar desteğiyle ve arazide elde ettiğimiz veriler laboratuvarla birleştirerek sonuçta bir rapor haline getirip, analizler yapıp bunu bir rapor haline getirip belediyeye sunmuştuk. Akabinde de bu çalışma Bayındırlık Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak Osmaniye'nin yerleşimiyle ilgili olmazsa olmaz imar planlarına dönüştü. Ve ben bu çalışma, bu detaylarıyla daha sonra konuşacağımız bu çalışmanın ilk aşamasından itibaren ekipte beraber olduğum değerli arkadaşıma öncelikle bu çalışmayla ilgili kendisinin de ilave etmek istedikleri herhangi bir detay varsa onları da sunmasını ve buradan hareketle de Osmaniye'de fayların aktif olup olmadığı, bu konuda yapılan çalışmaların ne anlama geldiği, ne kadar güvenilir olduğu, bu konularda kendisinin konusu olduğu için görüşüne sunuyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle Osmaniye halkına iyi akşamlar dileklerimi iletmek istiyorum konuşmama başlamadan önce. Detay bilgilere geçmeden önce dünyanın kabuk yapısıyla ilgili genel bilgi vermek istiyorum. Daha sonra ülkemize ve oradan da Osmaniye'ye doğru konuyu daraltacağım ve Osmaniye'de yaptığımız çalışma hakkında detay bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi dünyamızı bir
portakala veya bir yumurtaya benzetirsek, dışta bir kabuğumuz var. Bu kabuk altında mama dediğimiz yarı sıvı yarı katı jel kıvamında bir ergimiş kayalardan oluşan bir bölüm var. Daha iç kısımlarda da dış çekirdek, iç çekirdek şeklinde devam eden bir yapısı var. Şimdi bu dıştaki bahsettiğimiz kabuk, katı kabuk, tüm bir kabuktan oluşmuyor. Parçalı bir yapısı var. Bunu bir futbol topundaki baklalara benzetebiliriz. Yalnız buradaki fark, bu baklaların büyüklükleri, kalınlıkları, yoğunlukları eşit değil. Yani dünyamız aslında bir yamalı bohça gibi. Böyle parçalardan oluşuyor. Bir karasal ve okyanusal parçalardan oluşuyor. Bu büyüklükleri farklı, kalınlıkları farklı, yoğunlukları farklı bu parçalar, biz jeolojide buna levha diyoruz. Bu levhalar, bu parçalar alttaki mağma üzerinde dengede durma mücadelesi içinde oluyorlar. Ve bu mücadele bir sürekli bir itiş kakış, bir mücadele sergiliyorlar. Tabii büyük levhalar küçük levhaları kolaylıkla itebiliyor. Biz şimdi modern çağdaş yöntemlerle bu kabuk hareketlerini GPS ölçümleriyle çok rahatlıkla milimetrenin onda bir hassasiyetinde ölçüp izleyebiliyoruz. Bu Osmaniye civarında da bu tür ölçüm istasyonlarımız var. Bu levhaların, bu kabuk parçalarının sınırları dünyanın ana faylarını oluşturuyor. Bu mücadeleler sırasında, levhalardaki bu itiş kakış, bu mücadele sırasında bu faylarda hareketler oluyor. Bu faylar tabii bir sıkıştırma, bir itiş kakış mücadelesi var ama faylar her basınç altına girdiğinde, bir sıkışma altına girdiğinde hareket hemen edemiyorlar. Pürüzler var çünkü fay yüzeyinde. Bu pürüzler engel oluyor harekete bir süre. Daha sonra bu pürüzler aniden kırılarak bu arada o pürüzler depremin büyüklüğünü de artırıyor. Enerji daha fazla yüklendi, stres yüklendiği için. Değil mi? Ya yani pürüzsüz olsa hemen kayma gerçekleşecek. Küçük küçük depremlerle olay sönümlenecek belki. Tabii, ama bunlar birikim olarak o pürüzlü yüzeyler üzerinde, levhalar arasındaki pürüzlü yüzeyler arasında, ben öyle anladım, geciktiriyor olayı. Dolayısıyla stres birikimi artmış oluyor. Evet, evet. Yani pürüzler olmasa, faylar her sıkıştığında, her basınç altına girdiğinde hareket edebilse aslında enerji biriktiremeyecek ve dolayısıyla özellikle büyük depremler oluşturamayacaklar. Biz bu tür hareketlere krip dediğimiz teknik bir terim, fay kribi diyoruz. Türkiye'de birkaç İsmet Paşa'da mesela Bolu, Gerede'de, İsmet Paşa bölgesinde bu tür Kuzey Anadolu fayımızın bu tür bu bölgesinde böyle bir hareket var. Yine dünyanın değişik bölgelerinde bu tür hareketler var.